Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uncharted'a devam ediyoruz. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar bölümümüz. Hadi bakalım. Bunu okumuştuk ama yine de bir bakalım. Kim sence bu adamlar? Ha, sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Şimdi iki tarafta yol var. Elimizde bir harita da yok. Şuradan bir gidelim bakalım. Burayla orası aynı yere mi açılıyor? Aynen evet. Bunlar hala buranın şeyiyle oynuyorlar ya, patlatıp patlatıp Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. duruyorlar. Hala ayakta işte. Ünlü son sözler. Bence değil de biz sanki şuradan tırmanacakmışız gibi. Koş hadi koş, Tamam, neyi bekliyorsun? koşuyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır, uygun. Korsan kanununa. Fena değildi. Tamam, burada patika varmış. Evet, şuraya bak. Yine oyulmuş yollar var. Buradan gideceğiz o zaman. Karşıda da bir yol var. Hayır be. Hala ayağımda önceki kaymalardan kalma çakıllar var. Tamam. Vay be, artık ustalaştım. Burayı Evri ile mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Ha, bana da gelmedi. Evri hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür ha? Belki ona da Aziz Dismas haçı yollamıştır. Evet. Bir dakika Belki ama tüyü biz hazineyi nereden çalmıştır. gideceğiz? Aşağıdan mı? Lütfen öyle deme. Ha, yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Ha, yok ya şu bir dakika dur. Şurası işte. Ne bileyim bir an kafam karıştı ya. Burası deminki şey yeri. Köprünün olduğu yer. Bir bulmacaya geldik. Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Çok detaylı. Evet, öyle. Bir kol daha buldum. Dikkatli ol. Bak, buraya atlanabiliyor mu ne? Aa, tamam, iyi güzel de burada bak birisi bunu alırken ölmüş sanki. Evet, şimdi şu eli alacağım. Ulan. Karmaşık bir test gibi mi veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başaramamış. Öyleyse biz başaralım. Şimdi şurada bir su Altta bir kovam şey var. var. Aa, bir kova. Gel şuradan su Tamam. doldur. Sırada ne var? Yani rastgele düşünüyorum ha. Vallahi doğru. Kova doldu.
Tamam, bana getir. Şu büyük çark gibi şeye koyacağım. Şimdi iyi güzel ona koyacaksın da. Bakalım bu çarklar ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. İsa da normal oluyor. Sol tarafa beyaz haç, sağ tarafa siyah haç. Ortaya da normal haç gelecek. Sola beyaz. Tamam. Bırak. Sola beyaz. Şunu da bir çevir bakayım. Ha yok, bir dakika. Bir çevir. Demin böyle miydi? Hayır, şunu sen bir şöyle yap bakayım. Geç şunu. Şu kovayı yukarıya almamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Şu sağda olacak. Sen sağda mısın? Tamam. Bu böyle olacak ama. Bu kayıyor ama. Bu kayıyor. Güzel bir bulmaca da nasıl çözeceğim şu an bilemiyorum. Abi şu suyu şuraya getir, bunu yukarıya al. Dur gel. Dur bakayım, şimdi yapacağım herhalde. Sen suyu ne yaparsan yap, bu suyu al abi yukarıya. Şunla yukarıya alıyorum suyu. Sen orada mısın? Hey, baksana, kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Heh, mekanizmadan tamam. Kapıya giden bir kanal var. Tamam, kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Onu biliyoruz, onu şey yaptık zaten de. Şimdi... Beyaz orada dursun. Sen gel. Seni de şöyle alayım bir. Yok, ters mi yaptım? Bence beyazı şu şeye yapacağım. Beyaz buradayken olmuyor. Sen gel abi gel. Beyazı alakasız, beyaz bağımsız. Değil mi? Beyazı burada, beyaz orada. Onu geç, onu geç. Tamam, onu geçtik. Ondan önce şunu şeye dahil edeceğim. Evet, bunu da yanlış buraya dahil edeceğim. Olmadı. Olmadı.
olmadı. Bunu bir kez daha. Hayır, şu tarafa. Bunu buraya dahil edeceğim. Bunu... Yani dur, ipucu istemiyorum. Ben çözeceğim bunu, dur. Bu böyle. Böyle olacak. Seni de dahil... Hayır dostum, diğer tarafa. Olmadı ya, tüh. Niye bunun ikisini dahil, aynı anda dahil edemiyorum? Neyse, hep bu tarafa döndürüyorum yani. Dön ya. Yok, o ondan bağımsızsa al abi o zaman. Niye öyle bir şey yapıyorum anlamadım, ben yanlış yapıyorum, al. Aa, olmaz ki, bu beraber dönüyor, o yüzden yapıyordum. Ney lan, ipucu ne? Bastık ipucunu. Al, ters tarafa götürdüm. Bunu da ters tarafa götürdüm arkadaş. Seni de böyle yaptım. Seni bir tane de... Yok. Bunu ikisi dönüyor değil mi? Şunu aynı anda çeviremiyorum ya, sinirlerim bozuldu. Belki de yanlış tarafla uğraşıyorum. Al abi, basıyorum ipucunu. Öf. Şunu karıştırdık ya, aman. Hiç iyi olmadı. Al, belki de böyle Arap saçı yaparsam daha etkili olabilir. Hiç ummadık bir yerden. Vallahi tamam, şimdi oldu. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Ya. Aa, hayır. Seni bundan mahrum etmek istemem. Tabii ki. Şu şeye bir bakalım. Ölmeyelim. Hadi bakalım. Hey Sam. Doğru. Dismas İsa'nın solunda mıydı? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından mı? Önden. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Ya, bir anda çevirdik mevirdik, rastgele şey yaptık.
Hiç belli olmuyor ya bu tür bulmacalar. Ha, bak gördün mü? Galiba bitti. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Allah Allah, diyorum ki acaba hazine bir şey mi veriyor ama yok. Hop, orada bir şey var ama dur bakayım bir şey. Ne yapacağız? Pekala, galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. Hey gelsene, seni kaldırayım. Geliyorum. Tamam, burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. Yani bir halat atsaydın ya. Gitmiyoruz ha. Orada bir şey parlıyor. Beni takip et. Dono nasıl gitti o tarafa? Zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Bakalım içeride ne var? Hey, tavan alçak, kafana dik... Au! Evet, tamam, dikkat ederim. Bir sus be. Lan buradan aşağı insem... He, aynı yere gideceğim. Yok. Şey yok. Varsa da çok... Denemeyim dedim acaba. Seni beklememi ister misin? Buradan. Belki buradandır. Burada biraz ışık var. Sen oradan gittin de. Sen orada dur bakayım. Burası bizim deminki yer mi? Lan nasıl bir labirent bu? Böyle gittik. Burada abimiz var. Orası aynı yer. Aman yuvarlak çiziyormuşuz ya. Labirent böyle insanın kafasını karıştırıyor. Ah, yeraltı mezarlığı. Mantıklı. Katedralin altındayız.
Orayı atladık. Hazinenin olduğu yere. Sesler geliyor. Pekala. Dur. Ne? En son öyle. Dine. Yeni bir bulgu da yok. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Reif, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekili bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o haçı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki var da. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Reif, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Reif'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantajında olmadığı sürece bana ne? Fark etmez. Tamam mıyız? Ver hadi kontrolü. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Ne yapıyorsun lan? Manyak, bizi öldürecekti ya. Burada ne var?
Tamam. Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolinin mi var? Keşke. Şuraya mı gideceğiz? O yoktan. Bekle. Bir kasa hemen geliyor. Teşekkür ederim efendim. Şuradan bir gidelim. Evet, kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Ne ya? Burası zaten geldiğimiz yer galiba. Aa evet, geldiğimiz yer. Tamam, biz şuradan çıktık zaten. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. İnşası yıllarca sürmüştür. 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Hadi bakalım. Ay yanlış tuşa bastık ya. Ne güzel de düştüm. Hadi bakalım. Hayır, yine olmadı. Yukarıya mı tırmanacağız, ne yapacağız? Ben böyle salınacağım gibi gelmişti bana ama. Demek ki salınma hareketi yapmayacağız. Hadi bakalım. Ya yanlış tuş. Q'ya basacağım ama neye bastım ya? Yere bırakmaya bastım. Hadi bakalım. Kasadan ağır olmaman güzel. Tamam. Başardım. Lan ne? Düşünüyorum hala. Ben tutayım, sen gel. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Gelmeyecek mi? Hayır, ben buradan ağırlık verip o da atlamayacak mı? Ben onu anlayamadım. Aşağı düşmesin diye. Allah Allah.
Bir tur dolandıracağım mı acaba? Yo, bırakıyor. Lan niye bırakıyorsun? Demin nasıl yaptın? Abi atlayabilirsin ya. İlla bunu aşağı mı atacağım? Ben bir şey anlamadım buradan ya. İnşallah doğru bir şeyler yapıyoruzdur. Köprüye ne gerek var? Ne bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Oo beyefendiye bak. Biz nelerle uğraşalım, adam hemen gelse kısa yol. Hayır, buradan geçemem. Nasıl geçeceğiz o zaman? Buradan. Şuna bak. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Nasıl yine bir mağara? Bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey, o zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz mi? Dur bakayım. İyi, tamam. Bu da ne? Burada yazıyor mu? Nisan 1701. Herkes bilsin ki ben Don Ness'in kaptanı Thomas Howard. Ahman tekim, hepsi bir haçla başladı. Eski yoldaşımdan muğlak bir cennet vaadiyle gelen şifreli bir mesaj. Şüpheciydim ama kalan günlerimi evde ihtimallerle meşgul etme düşüncesi kaldıramayacağım kadar ağırdı. Ve korsan kralına gelen bir mektubu da geri çeviremezsiniz. Madagaskar açıklarında mahsur kalıp kurtuldum. Doğu Hindistan, Pembroke'un saldırılarından kurtuldum ama bundan kurtulamayacağım. Ayağım kırıldı ve tayfam o lanet mağaralara giremeyecek kadar korkak olan yardım çağrılarımı duyamıyor. Ve eylemlerimin beni buraya, evimden bu kadar uzağa, böylesine onursuz bir ölüme taşıyacağını kim tahmin edebilir ki? Umarım bizzat Tanrı tarafından lanetlenirsin Henry Avery ve umarım hayaletim seni ölüm döşeğine kadar izler. Ayağı kırılmış ha.
Bence şu ahşap tahterevalli gibi şey işe yarayabilir. Deneyelim. Ahşap tahterevalli. Peki, hadi bakalım. Atla. Lan atlasana. Etin, etin, dur. Olmayacak. Çok aşağıdasın. Bak atlamıyor ya. Bu tarafa gel. Ben ağırlaştıracağım. O zaman şuraya mı atlayacağız? Başardım. Pekala. Şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. İyi. İyi. Ben burada bekliyorum. Lan. Ayıp mı Ethan sana ya? Oraya çıkana kadar şuraya tırmanırım. Yok. Makinelere bir bak. Nathan, hadi oğlum atla şuraya. Her şeye hayran olmaya başladım biliyor musun? Gevezelik etme. Kim gevezelik ediyor? Oldu mu? Evet, bir saniye. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Benden daha ağır. Ha, onu bilememiştim. Ha, evet evet. Hadi bakalım. Dur, dur, dur. Hey, iyi uçtum. Ah. Ah, kardeşim. Koş, koş. Ya bu kadar. İşte. Sağ ol. Dad, nasıl geri döneceğiz? Daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişizdir. Hadi. Onlar başka yerden bomba, dinamit patlatıyorlar. Biz tamam. Normal heykeller yoldan gidiyoruz. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ya bir şey atlıyoruz ya da Avery'nin canı çok çok sıkı. Ki yüzeye de yakın ha. Ne? Hiç alışamadım. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala. Sadece bir tane. Aç gözlülük. Aldım. Lütfen tuzak olmasın. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Avery. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha?
Yani kral koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Kahretsin. Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral koyu. Evet ama kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Bu istavroz değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Vurun onları. Silahlarım nerede? Hadi yok. Dedim. Çık oradan, seni koruyorum. Tamam. Yani işte yine bir macera. Şeyden kurtulmalıyım. Lan tamam, nereye? Hop. İşte fırsat. Hadi. Yardım gerek. Nathan. Koşuna gitti değil mi? Ya kalkma. Sik. Başka bir şey yok. Ölmedim lan da.
Nathan. Hadi lan. Kahretsin. Hey, patlamaları buradan duyuyorum. Neler oluyor? Kısadan işte bizi buradan götür. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. Her yeri patlatmış abi bunlar. Lan burası geri dönüş yeri. Gideceğiz de şuraya da bir inceleyelim. Daldık. Süremiz bence burada bırakalım. 45 dakika süreye zarfına uyuyorum demiştim. Şeye geldik, tam çalışmaların olduğu yere. Adamlar biz daha nerelerden dolandık ettik, bunlar buradan böyle kestirme hazinenin olduğu yere geldiler güya. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan kaydedelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.